Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Bugünkü konumuz Kur'an'da mümin nasıl tarif edilir? Kur'an ayetleriyle anlatmaya çalışacağım. Biz bu tarife gerçekten ne kadar uyuyoruz bir de ona bakalım. Kur'an ayetleriyle anlatmaya başlıyorum. Kur'an-ı Kerim'de Enfal suresi 2. ayette müminler o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığı zaman yürekleri titrer der. Onun ayetleri okunduğunda imanlarını arttırır ve yalnızca Rablerine tevekkül ederler. Acaba bizim yüreklerimiz gerçekten titriyor mu? Kendimizi bir sorgulayalım. Enfal suresi 3. ayet. Onlar namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine verdiklerimizden infak ederler. Acaba yüzde kaçımız kılıyoruz namazımızı? Gereği gibi infak yani zekatımızı yüzde kaçımız gereği gibi verebiliyoruz? Bir düşünelim. Enfal suresi 4. ayet. İşte gerçek müminler bunlardır. Rableri katında onlar için dereceler vardır. Bağışlanma ve üstün bir rızık vardır. Bakara suresi 46. ayet. Onlar şüphesiz Rableriyle karşılaşacaklarını ve şüphesiz ona döneceklerini bilirler. Biz Rabbimize döneceğimiz güne hazır mıyız gerçekten? Ali İmran suresi 68. ayet. Doğrusu insanların İbrahim'e en yakın olanı ona uyanlar ve bu peygamber ile iman edenlerdir. Allah müminlerin velisidir. Tevbe suresi 71. ayet. Mümin erkekler, mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırlar. Namazı dosdoğru kılarlar. Zekatı verirler ve Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte Allah'ın kendilerine rahmet ettiği bunlardır. Şüphesiz Allah üstün ve güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir. Gerçekten biz birbirimizin dostları mıyız? Bunu soralım kendimize. Herkes birbirine çamur atmıyor mu? Kendimizi bir sorgulayalım. Hucurat suresi 10. ayet. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse onların arasını bulup ve Allah'tan korkup sakının ki umulur ki esirgenirsiniz. Hucurat suresi 15. ayet. Mümin olanlar ancak o kimselerdir ki onlar Allah'a ve Resulüne iman ettiler. Sonra hiçbir kuşkuya kapılmadan Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla mücadele ettiler. İşte onlar sadık olanların ta kendileridir. İnsanlar arasında adaletle hükmederler. En'am suresi 151. Gerçekten biz birbirimize adil miyiz? Allah'a asla şirk koşmazlar. Furkan suresi 68. Biz şirkten uzak mıyız yoksa şirkin bataklığında mıyız? Kendimizi biraz sorgulamamız gerekmez mi? 3. Namuslarını, ırzlarını korurlar. Furkan suresi 68. Bizler gerçekten zinadan uzak mıyız yoksa sokaklarımızda kol mu geziyor? Hakkı bile bile gizlemezler. Bakara 44. Çoğumuzun Kur'an'dan haberi bile yok. Olanlar da bilmeyelim diye binbir takla atmıyor mu? Kur'an'dan bahsedenleri de bizler dinlemiyoruz. Namazlarını huşu içinde ve doğru olarak kılarlar. Müminun 2 ve 9. Anne ve babalarına öf bile demezler. İsra 23. Mümin olmasalar bile onlara itaat etmesek de İyi bakmamız, kol kanat germemiz emredilir. Boş şeylerden tümüyle yüz çevirirler. Müminun 3. Bizler boş şeylerden yüz çeviriyor muyuz? Yoksa ülkemizdeki bir numaralı internet fenomenleri geyler değil midir? Mallarıyla ve canlarıyla cihad ederler. Tevbe suresi 5. Asla zanda bulunmazlar. Câsiye suresi 24. Yani iftira etmezler. Bizim ülkemizde iftira diz boyu değil mi? Kimse kimsenin imanını ölçme hakkına sahip değildir. Cahillerle asla tartışmazlar. Furkan suresi 63. ayet. Hem cahildir hem her şeyi en iyi bilen odur. Hiçbir cahille tartışıp da kazanma şansınız yoktur. Benim hayatımda oldu, sizin de hayatınızda mutlaka olmuştur.
Kınayıcının kınamasından korkmazlar. Maide suresi 54. Yani başkalarına şirin görünmek için yaşamazlar. Riya yapmazlar. Ne yapıyorlarsa Allah için yaparlar. Asla yalan söylemezler. Müminun 8. Bizde yalan diz boyu. Doğru söyleyen de hiçbir zaman itibar görmez. Emanetlerine ihanet etmezler. Bakara 177. Söz verdiklerinde sözünde dururlar. Bakara 177. Zekatlarını hakkıyla verirler. Bakara 177. Zekatını hakkıyla veren kaç kişi vardır acaba aramızda? Yetimin hakkını asla yemezler. Hem de mümin olduğunu iddia edenler çatır çatır yemiyorlar mı Yetimlerin hakkını. Yolda kalmışlara yardım ederler. Bakara 17. Kafirlere karşı sert, birbirlerine karşı merhametlidir. Fetih 29. Birbirimize karşı pek merhametli olduğumuz söylenemez. İnsanların kusurlarını affederler. Ali İmran 135. Yalnızca Allah'a dayanıp güvenirler. Tevbe 20. Savaş gerektiği zaman kafirlerle Allah yolunda savaşırlar. Ali İmran 28. Darlıkta ve bollukta infak ederler. Ali İmran 133. Kızdıkları zaman öfkelerini yenerler. Ali İmran 133. Başkalarının ilahlarına sövmezler. Ola ki onlar da haddi aşıp sizin Allah'ınıza söver der Allah Kur'an-ı Kerim'de. Onun için başkalarının tanrılarına, ilahlarına sövmememiz gerekiyor. Haksız yere bir cana kıymazlar. Enam 151. Allah'ın ayetlerini az bir pahaya satmazlar. Ali İmran 199. Zinaya asla yaklaşmazlar. Adam zina büyük günahlardan sayılmamış diyor. On binlerce kişi onu canlı izliyor. İnananlara sen mümin değilsin demezler. Nisa 94. Bu resmen tanrılık rolüne soyunmaktır. Değil midir? Benim imanımı ölçme hakkını sana kim veriyor adi heriflerim ben böylelerine? Rasullerden hiçbirini ayırt etmezler. Bakara 136. Yani Allah'ın peygamberlerini birbirleriyle yarıştırmazlar. Yeryüzünde alçak gönüllü olarak yürürler. Furkan 63. Ölçüyü ve tartıyı doğru olarak yaparlar. Enam 52. Helal ve temiz olan şeylerden yerler. Bakara 168. Asla yalan şahitlik yapmazlar. Furkan 72. Dillerini eğip bükerek, geveleyerek Allah adına yalan konuşmazlar. Nisa 135. Allah'ın adı anıldığında kalpleri ürperir. Enfal 2. Yoksulluk yüzünden evlatlarını öldürmezler. Enam 151. Yeminlerini hiçbir zaman bozmazlar. Nahl Suresi 91. Adaklarını yerine getirirler. İnsan Suresi 7. Allah'ın ahdini yerine getirirler. Anlaşmayı bozmazlar. Ra'd Suresi 20. Yakınlarına, akrabalarına yardım ederler. Bakara 177. Yolda kalmışlara ve hastalara yardım ederler. Bakara 177. Yoksullara ve esir düşenlere yardım ederler. Bakara 177. Zorda ve darda ve savaş anlarında sabrederler. Bakara 177. Verilen rızıktan yerli yerince harcarlar. Enfal suresi 3. Kur'an'ı ağır ağır düşünerek okurlar. Müzemmil suresi 4. Yani anlamadığınız bir dilde okuduğunuz zaman nasıl düşünüp anlayacaksınız ki? Dinde zorlama ve baskı yapmazlar. Bakara 256. İnsanlara iyiyi emreder, kötülükten alıkorlar. Enfal suresi 71. Açıklanınca hoşlarına gitmeyecek şeyleri sormazlar. Maide suresi 101. Yapacakları işlerde kendi aralarında danışırlar. Şura suresi 38. Gerçekten felaha kavuşanlardır. Müminun 1. Müminler ancak Allah'a kulluk eder, yalnız ondan yardım dilerler. Fatiha suresi 5. Allah'tan korkup sakınırlar. Yasakladığı şeyleri yapmaktan çekinirler. Ali İmran suresi 102. Yalnızca Allah'a güvenirler, ondan başka kimseden korkmazlar.
Bakara suresi 249. Allah'a şükrederler. Darlıkta veya bollukta üzülmez ya da böbürlenmezler. Bakara suresi 172. Kesin bilgiyle iman etmişlerdir. Allah'ın rızasını kazanmaya çalışırlar. Hucurat suresi 15. Kur'an'a kuvvetle bağlıdırlar. Tüm hareketlerini Kur'an'a göre düzenlerler. İnsanları Kur'an ile uyarırlar. Araf suresi 170. Allah'ın her şeyi gören ve işiten olduğunu bilir. Sürekli Allah'ı hatırda tutarlar. Ali İmran suresi 191. Allah karşısında acizliklerini bilirler. Mütevazidirler. Bakara suresi 286. Her şeyin Allah'tan olduğunu bilirler. Telaşa kapılmaz, serin kanlı ve tevekküllü davranırlar. Tevbe suresi 51. Asıl hedefleri ahireti kazanmaktır. Ancak dünya nimetlerinden de faydalanır, dünyayı yaşanabilir hale getirmek için çalışırlar. Sadece Allah'ı ve müminleri dost ve sırdaş edinirler. Maide suresi 55-56. Akıl sahibidirler. Sürekli dikkatli ve uyanıktırlar. Devamlı olarak müminlerin ve dinin lehine akılcı hizmetler yaparlar. Mümin suresi 54. İnkarcılara karşı büyük bir fikri mücadele verirler. Yılmadan, gevşemeden mücadelelerini sürdürürler. Enfal suresi 39. Hakkı söylemekten çekinmezler. İnsanlardan çekindiklerinden dolayı gerçeği açıklamaktan geri kalmazlar. Kınayıcının kınamasından korkmazlar. Maide suresi 54-67. Allah'ın dinini tebliğ ederler. Çeşitli biçimlerde insanları Allah'ın dinine davet ederler. Nuh suresi 5, 6, 7, 8, 9. Baskıcı değillerdir. Merhametli ve yumuşak huyludurlar. Nahl suresi 125. Öfkelerine kapılmazlar. Hoşgörülü ve bağışlayıcıdırlar. Ali İmran suresi 134. Güvenilir insanlardır. Son derece güçlü bir kişilik sergiler, etraflarına da telkin ederler. Duhan suresi 17-18. Onlar güzel ahlak sahibidirler. Kalem suresi 4. Eşleriyle iyi geçinirler. Nisa suresi 19. Zulümden ve öldürülmekten korkmazlar. Zorluklara katlanırlar. Ankebut 3 ve 2. Tevbe suresi 11. İnkarcıların saldırı ve tuzaklarıyla karşılaşır, alaya alınırlar. Bakara 14-212. Hiçbir şeyi Allah'a denk ve benzer tutmazlar. İhlas suresi 4. İnkarcılara karşı tedbirlidirler. Nisa suresi 71-102. Şeytanı ve yandaşlarını düşman edinmişlerdir. Fatır suresi 6. Münafıklara karşı mücadele eder, münafık karakterlerle birlikte olmazlar. Tevbe suresi 83, 95, 123. İnkarcıların zorbalıklarına engel olurlar. Ahzab suresi 60, 61, 62. İçki, kumar ve fallardan uzak dururlar. Maide suresi 90. İman etmeyenlerin gösterişli yaşantısına özenmezler. Keyif Keyif suresi 28. Zenginlik ve mevkiden etkilenmezler. Hac suresi 41. İbadetlere titizlik gösterir, namaz, oruç benzeri ibadetleri dikkatle yerine getirirler. Bakara suresi 238. Çoğunluğa değil, Allah'ın verdiği kıstaslara uyarlar. En'am suresi 116. Allah'a yakınlaşmak, iyi bir mümin olmak için gayret sarf ederler. Maide suresi 35. Kur'an'ı aralarında hakem yaparlar. En'am suresi 114. Atalarına körü körüne uymazlar. Kur'an'a göre hareket ederler. İbrahim suresi 10. Yani atalarımız yanlış yapıyor olabilir. Bizim de Kur'an'a göre bakmamız gerekmez mi? İsraftan kaçınırlar. En'am suresi 141. İffetli davranırlar ve Allah'ın istediği şekilde evlenirler. Müminun suresi 5-6. Dinde aşırılığa kaçmazlar. Bakara suresi 143, Nisa suresi 4 ve 171. Fedakardırlar. İnsan suresi 8. Temizliğe dikkat ederler. Bakara suresi
125-168. Müminlerin arkasından konuşmaz, kusurlarını araştırmazlar. Hucurat Suresi 12. Haset etmekten kaçınırlar. Nisa Suresi 128. Allah'tan bağışlanma dilerler. Bakara Suresi 286. Kur'an'ı ağır ağır düşünerek okurlar. Onunla diri olanları uyarırlar. Müzemmil Suresi 4, Yasin Suresi 70. Birbirlerini ötekileştirmez, aşağılamaz, karalamaz, kötü isimlerle çağırmazlar. Hucurat Suresi 11. Akıllarını kullanırlar. Yunus Suresi 100. Onlar birbirlerine selam verir, esenlik dilerler. Nisa Suresi 86. Onlar sözü dinler, en güzel söze uyarlar. Zümer Suresi 18. Onlar yumuşak, kibar ve zarif konuşurlar. Taha Suresi 44, İsra Suresi 23, Bakara Suresi 83. Sadece Rabbini yüceltirler. Müddessir Suresi 3. Şimdi bir bakalım kendimize, bu mümin tarifine gerçekten biz yüzde kaç uyabiliyoruz? Bu özelliklerin hangisi bizde var? Kendimizi biraz sorgulamamız gerekmez mi? Biraz öz eleştiride bulunmamız gerekmez mi? Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olunuz.